Bugünkü videomuzda sizlere ikinci el dükkanlarından aldıkları ucuz eşyalar sayesinde zengin olan insanlardan bahsedeceğiz. Hiç beklemedikleri anlarda milyon dolarlık servetlere kavuşan bu insanların hangi eşyalar sayesinde zengin olduklarını öğrenmek istiyorsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bir, altın yumurta. Bir antika pazarından aldığı altın yumurtayı ihtiyacı olduğu için eritmek veya satmak isteyen ve adı açıklanmayan bir kişi, elinde tuttuğu altın yumurtanın kayıp emperyal Fabergé yumurtalarından biri olduğunu öğrendiği sırada sevinçten baygınlık geçirmiş. İngiltere'deki bir bit pazarının en değerli eşyası olan altın yumurtayı 14 bin dolara satın alan şanslı adam, daha sonra yaptığı araştırmalarda bu altın yumurtanın 1842 yılında St. Petersburg'da Gustav Fabergé tarafından yapılan ve oğlu Karl Fabergé tarafından geliştirilen sanat eseri olduğunu öğrenmiş. Bunun üzerine altın yumurtayı açık arttırmaya koyan bu adam 14 bin dolara aldığı bu eşyayı 33 milyon dolara satmayı başarmıştır. 2. Vince Lombardi kaza. Spor efsanelerinin giydikleri kıyafetlerin koleksiyoncular için ne kadar değerli olduklarını çok iyi biliyoruz. Ünlü bir basketbolcunun bugün imzaladığı bir ayakkabının bundan 40-50 sene sonra değerinin onlarca katı fiyatına alıcı bulması işten bile değildir. Peki ya bundan neredeyse 50 yıl önce dünyaca ünlü bir sporcuya ait olan kazak bulunsaydı ne olurdu? Bu sorunun cevabı geçtiğimiz günlerde ABD'de ortaya çıkmıştır. Amerika'da bir çift ikinci el ürünler satan bir pazarda rastgele 50 sente bir kazak almışlar. Daha sonra bu kazağın eski Amerikan futbolcusu Vince Lombardi'ye ait olduğu ortaya çıkınca sosyal medyadan yüzlerce insan bu kazağı almak için sıraya girmiştir. Hiç beklemedikleri anda başlarına tarih kuşu konan bu çift, kazağı açık arttırmada 43 bin dolara sattıklarında bir günde zengin olmayı başarmışlar. 3. Film afişi. Laura Stauffer adlı bir Amerikalı kadın, Somerville şehrinde ikinci el eşya satan bir dükkanı gezerken Shepherd's Call adlı tabloyu bulmuş. Aynı zamanda Found olarak da bilinen tabloda Border Collie cinsi bir köpeğin karların arasında kaybolmuş bir kuzuyu bulduğu an resmi duruyormuş. 1850-1870'li yıllar arasında yapıldığı tahmin edilen bu tablonun bir gün içini açmayı düşünen kadın tablonun içinden hiç de beklemediği bir şeyle karşılaşmış. 1930 yapımı All Quiet on the Western Front film afişini bulan kadın bu film afişini koleksiyonculara açık arttırmayla milyonlarca dolara satmayı başarmıştır. 4. Eski fotoğraflar. Kaliforniya'da inşaatlarda boyacı olarak çalışan Rick Nosigan'ın hayatı hurdalıktan tam 45 dolara aldığı negatif filmlerin sanat eseri çıkmasıyla inanılmaz bir şekilde değişmiştir. Yıllardır kayıp olduğu sanılan ve Kaliforniya'daki Yosemite Vadisi ve Balıkçılar Rıhtımı gibi ABD'deki birçok mekanın yıllar önceki halinin yer aldığı 65 negatif filmin Amerikalı doğa fotoğrafçısı Ansel Adams'ın fotoğrafları olduğu ortaya çıkınca Rick'in aldığı 45 dolarlık fotoğrafların değeri birden 200 milyon dolara yükselmiş. CNN'in sorularını yanıtlayan şanslı koleksiyoncu Norsigian, parasını ilk olarak ailesiyle güzel bir tatil yapmak için harcayacağını söylemiş. Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin eski yöneticilerinden Robert Mueller ise negatiflerin orijinalliğini tespit etme çalışmalarının 6 ay sürdüğünü, bu süre sonunda negatiflerin Adams'a ait olduğundan neredeyse emin olduklarını belirtmiştir. 5. En büyük inci. Sıradaki hikaye ise Filipinler'de meydana gelmiştir. Fakir bir balıkçı, teknesiyle balık tuttuğu sırada oltasının denizin altında bir şey takıldığını fark etmiş. Bu şeyin ne olduğunu öğrenmek için denizin altına dalış yapan şanslı balıkçı, gördüğü şey karşısında şaşkınlığını gizleyememiş. Şanslı adam balık tutmak için çıktığı geziden eve devasa bir istiridye bularak geri dönmüştür. Eve gidince ilk işi bu istiridyeyi açmak olan balıkçı, istiridyenin içinde dev bir inci görünce o günden sonra hayatının değişeceğini anlamıştır. İstiridyenin içerisinden çıkan 30 santimetrelik incinin dünyada bulunan en büyük inci olduğu tahmin ediliyor. Bu inciyi 10 sene boyunca evinde saklayan balıkçı en son paraya ihtiyacı olduğu için bu devasa incinin fotoğrafını internete yüklemiş. Balıkçı şu an değeri 100 milyon doları bulan inci için dünya üzerinden gelen talepleri değerlendiriyor. 6. 50 milyon dolarlık tablo. 1990'lı yıllarda Kaliforniya'da ikinci el eşya avcısı olan emekli kamyon şoförü Terry Horton,
girdiği ikinci el eşya satan mağazada köşede duran ve kimsenin yüzüne bile bakmadığı bir tablo fark etmiş. Oldukça komik ve ilginç görünen bu tabloyu sadece eğlencesine 5 dolara satın alan bu adam, aradan yıllar geçtikten sonra tabloyu bir gün sokağa atmaya karar vermiş. Tam o sıralar yakın bir arkadaşı olan resim öğretmeninin tabloyu görmesiyle işler Terry için birden değişmeye başlamış. Arkadaşının tavsiyesiyle tabloyu bir sanat galerisine götüren Terry, burada koleksiyoncuların yaptığı incelemenin sonunda tablonun soyut ekspresyonizm ustası ressam Jackson Pollock'a ait olduğunu öğrenmiştir. Bunun üzerine tabloyu açık arttırmayla satışa çıkartan Terry, 5 dolar aldığı bu tabloyu yıllar sonra 50 milyon dolara satmıştır. 7. Çöpten çıkan hazine. Elizabeth Gibson adlı bu kadın, Meksikalı ünlü ressam Rufino Tamayo'nun başyapıtı sayılan ve Türkçe'de 3 kişi anlamına gelen Tres Personajes adlı eserini bundan tam 5 yıl önce yolda yürürken toplanmayı bekleyen çöplerin arasında bulmuş. İlk başta tablonun önünden geçip giden Elizabeth, ani bir kararla geri dönerek bu tabloyu almaya karar vermiş ve daha sonra evinin duvarına asmış. Duvara astığı tablo hakkında daha çok bilgi öğrenmek isteyen kadın, yaptığı araştırmalar sonucunda tablonun binlerce dolar edebileceğini öğrenmiş. Bu olay üzerine diğer kişilerden farklı olarak tabloyu gerçek sahiplerine teslim eden bu kadın, tablonun açık arttırmada 1 milyon dolara satılmasının ardından 15 bin dolar ve satıştan %10'luk bir payın sahibi olmuştur. 8. 200 bin dolar değerinde antika para. Boş evi temizlerken 200 bin dolar değerinde altın para bulan antika mağazası sahibi Jeff Biddleman'ın hikayesi ise oldukça sıra dışı. Akrabalarından birinin 20 yıldan uzun bir süre önce terk ettiği evi temizlemeye giden Jeff, evde temizlik yaptığı sırada bodrum katında bir delik olduğunu fark etmiş. Bu deliğin gizli bir odaya açıldığını fark eden bu adam, deliği inceledikten sonra burada kilolarca altın olduğunu anlamış. Yaptığı kazı sonrası bu altınlara ulaşmayı başaran bu adam, günümüzün parasıyla 200 bin dolarlık bir servete sahip olmuş. 9. Tanktan çıkan hazine. Tanklara olan merakıyla kendi arkadaş çevresinde alay konusu olan Nick Mead, başına gelen akıl almaz olay sonucunda arkadaşlar arasında en çok sevilen kişi haline gelmiş. Her zaman kendisine tank alma hayali kuran İngiliz iş adamı Nick Mead, arkadaşlarının ve ailesinin tüm itirazlarına rağmen internette gördüğü ilan üzerine bir tank almış. 30 bin dolar karşılığında aldığı T-54 tipi Sovyet tankı evine geldiğinde ise Nick, hayatında hayalini bile kurmadığı bir şeyle karşılaşmış. Tankın yakıt deposunu açan şanslı adam, bu yakıt deposunda her biri 5 kilogram ağırlığında 5 külçe altın bulmuş. Tankın yakıt deposunda bulunan altınların Körfez Savaşı sırasında kuvvetle savaşan Iraklı askerler tarafından saklanmış olduğu ortaya çıkarıldıktan sonra şanslı adam bu 5 altını 2 milyon dolara satmıştır. 10. 1.2 milyon dolar değerindeki tablo. Hindistan'da yaşayan ve evine ucuza birkaç parça mobilya almak için ikinci el mağazasına giren bir adam, odasındaki duvarda bulunan küçük bir deliği kapatmak için mağazadaki en ucuz tabloyu satın almak istemiş. Mobilyalar ve tabloya 30 dolar veren bu adam, bir gün oyun oynarken elindeki bulunan karttaki resimle evindeki tablonun hemen hemen aynı olduğunu fark etmiş. Evindeki bu resmi kasabada bulunan bir sanat galerisine götüren şanslı adam, buradaki koleksiyoncuların tablonun yaratıcısının ünlü ressam Martin Johnson olduğunu anlamaları üzerine bir günde zengin olmuştur. Şans eseri 30 dolar alınan bu tablonun daha sonra satış değeri ise 1.2 milyon dolar olmuş. 11. Piyanodan çıkan hazine. Bu hazine, İngiltere'nin Bishop's Castle bölgesindeki bir ortaokulun müzik odasındaki tarihi piyanonun içinden çıkartılmıştır. 111 yıllık piyanodaki hazine, akort yapan teknisyen tarafından fark edilmiştir. Tuşların ağır işlediğini gören teknisyen, klavyenin altına bakınca 11 tane kesenin içinde duran 913 tane altın parayı bulmuştur. Altınların tutarının 500 bin sterlin olduğu tahmin ediliyor. Altınların ise piyanonun ilk sahibi tarafından saklandığı tahmin edilmekte. 12. Bağımsızlık bildirgesi. İsmini tüm dünyadan gizleyen bir kişinin başına gelen bu olay ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Adamstown şehrinde yaşanmış. Bit pazarında çerçevesini beğendiği bir tabloyu alan bu adam, çerçevenin arkasında gizlenmiş olan bağımsızlık bildirgesinin resmi bir kopyasını görünce büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşamış. Bu olay üzerine 4 dolar aldığı bu belgeyi açık arttırmaya çıkaran, kimliği belirtilmemiş bu adam, satış sonucunda 2 milyon dolarlık bir kazanç sağlamıştır. Peki, sizler evinizde gizli bir hazine keşfetseniz ne yapardınız? Yetkililere haber vererek paranın gerçek sahiplerine mi iletilmesini isterdiniz, yoksa bulduğunuz paraları harcamanın keyfini mi çıkartırdınız?